Fesevfe yelkavne gayya. Bak görüyor musun? Ayet. Onları yakında gayya kuyusuna atacağım buyuruyor. Gayya nedir gayya? Namazını zayi edenler, namazını terk edenler, onların azap göreceği bir vadidir. Günde 70 defa cehennemin tamamı gayya kuyusunun efendim dehşetinden, felaketinden, oraya düşme korkusundan, diğer cehennem ha, diğer vadiler hepsi Allah'a sunuyor günde 70 defa. İnnallâhe teâlâ ferada ferâiza. Şüphesiz ki Allah-u Teala size bir takım farzları farz kıldı. Yani olmazsa olmaz evamiri ilahiyeler koydu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Fele tuzayyuha. Artık sakın siz onları zayi etmeyin. Efendimiz bizi uyarıyor, bize nasihat ediyor. Güzel nasihat. Kalplerimizi açan, efendim fikirlerimizi geliştiren, ufkumuzu genişleten bir beyanda bulunuyor. Nedir o? Farzları sakın zayi etmeyin. Demek ki insan zayi etmeye evet münasip, müsait, öyle mi? Ne yapacaksın? 5 vakit farz. Asla taviz yok. Kellem gider farzım gitmez. İşte bu tamam. Bu zayi etmemek. Efendim şöyle oldu böyle oldu, müşteri geldi. Efendim acildi, trafikti. Efendim şuydu buydu. Hikayetün masal hepsi. Farz varsa zayi olmaması lazım orada. Zayi yoktur. Neden? Çünkü bir bak çok basit geliyor. Mesela Allah muhafaza etsin tabii kardeşlerim, basit değil. Asla basit değil. Zaten namazı filan böyle farzları basite alan dinden çıkıyor kardeşlerim. Bu kadar ince, bu kadar mühim. Lakin şurayı anlamamız bakımından söylüyorum. Bazı kardeşlerimiz şöyle yapıyormuş. Sabah namazına kalkıyormuş. E Allah kabul etsin maşallah. Lakin diğer 4 vakit namazı zayi ediyormuşlar. Ama şunu da söylüyor. Ben asla sabah namazını kaçırmam. Hani o neydi o Perinçek var ya. Diyor ya ben bayram namazını kaçırmam. Hiçbir bayram namazını ama cuma da yok yani. Hani cumayı kaçırmam bir şeydi. Hayır efendim. Müslüman 5 vakit namazını kaçırmaz. Bayram namazı, cuma namazı. Bunlar vacip. Evet efendim. Bazı kere insan üzerinden düşebiliyor mu? Sefere gittin. Farzlar 4'ler 2 oluyor. Efendim cuma namazı seferiyken farz değil. Veya işte zaruret var. Bir yerin kanıyor. Kan akıyor, devam ediyor. Ne yapacaksın o gün? Öğlen namazını kılacaksın. Herhangi bir hastalığın varsa, zaruret varsa. Bak vacip ne oldu? İcabında kalktı senden hükmü. Lakin hiçbir vakit farz namazının ölüm hariç nefes aldığın müddetçe üzerinden kalktığı bir an yoktur efendim. Evet. Sabah namazını kılan kardeşlerimiz çok büyük iş yapıyorlar. O sabah namazı seni öğlene sevk etmiyor, öğlen ikindiye sevk etmiyorsa namazında problem var, noksanlık var demektir. Çünkü sabah namazını esasen kılan bir Müslüman diğer bütün vakitleri rahatlıkla kılması lazım. Vakitlerin onu cezbetmesi lazım, çağırması lazım. Gel bana kıl beni diye. Ama gel bana kıl beni demiyorsa bu sabah namazında da problem var demektir. Sabah namazı çok mühimdir. Men sallel berdeyni dehalel cenne buyuruyor Efendimiz. İki serin namaz. Hangisi? Sabah ve ikindi. Çok önemli. Ama şöyle önemli değil. Allah-u Teala farzları arasında ayrım yaptı. Sabahı kılan kesin cennetlik, öğleni kılan belki cennetlik, belki değil diye bir hüküm yok. Herhangi bir vakit namazı, velev ki bu sabah olsun, ikindi olsun, yatsı olsun, akşam olsun, öğlen olsun. Herhangi bir vakit namazını kasten bilerek terk eden bir kimse 80 sene bir fiil, sadece bir vaktine cehennemde azap görecek. Kardeşlerim bu şaka gibi gelmesin. Cehennemin azabı çetindir. Yani orada çok çeşitli inne şecerete zekkum da amulesim. Bak
Günahkarların yemeği. Zakkum. Zakkum nedir? Nasıl bir zakkan diyorsun ya? Zıkkım olsun lan filan. Kızıyorsun adam. Zakkum. Cehennemde bir meyve, bir ağaç. Çok acı, çok. Daha şu boğazından geçmeden boğazın parçalanıyor. Paramparça. O dikenleri filan var ya. Burayı darma duman ediyor. İnfilak. Neden oluyor bu? Efendim, namazlarını terk ettiğin için. Fesefe yelkavne gayya. Bak, görüyor musun? Ayet. Onları yakında gayya kuyusuna atacağım buyuruyor. Gayya nedir gayya? Namazını zayi edenler, namazını terk edenler, onların azap göreceği bir vadidir. Günde 70 defa cehennemin tamamı gayya kuyusunun efendim dehşetinden, felaketinden, oraya düşme korkusundan, diğer cehennem, ha, diğer vadiler hepsi Allah'a sunuyor. Günde 70 defa. Oraya ne oluyor? Cehennemliklerin, cehennemde yananların kanları, posaları, irinleri o vadiye, gayya kuyusuna akıyor. Efendim, orada senelerce düştün mü içinde yanarak senelerce gidiyorsun, devam ediyor. Dibini bulmak seneler sürüyor, alıyor. Şimdi bu kuyuya, bu vadiye neden atılıyor? Namazını terk edildiği için, namazı terk ettiği için, namazını zayi ettiği için. Hangi şey seni namazından efendim alıkoyabilir ki? Hangi patron, hangi iş yeri, hangi para, hangi makam, hangi iş, hangi şey? Hiçbir şey seni namazından alıkoyamaz. Koymamalı. Ahiret ciddi. Dünya hikaye. Dünya masal. Dünya efendim oyun, oyuncak, eğlence, süs, süslendirilmiş, sevdirilmiş. Hakikatını hepimiz, az çok yaşlarınız var işte kardeşlerimiz, dünyanın hakikatini hepimiz biliyoruz. Ne olduğunu. Güzelin de ne olduğunu biliyoruz. Çirkinin de ne olduğunu biliyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.